Ve ee, koronavirüs daha yaygın olduğu için Antalya'yı e, sağlık e, kurulu ne diyecek tabii bilmiyoruz. Yani öncelikli olarak sağlık kurulunun alacağı karar önemli. Mesela sağlık kurulumuz diyebilir ki e, kesinlikle futbol karşılaşmalarının, birebir temas halindeki spor karşılaşmalarının oynanması e, örnek veriyorum. Misal Eylül ayına kadar kesinlikle sakıncalıdır. Biz bu konuda e, görüş birliğine vardık derse ne olacak mesela? Ee, öyle ama şimdi önümüzde bizden önce süreci atlatan, geçiren ülkeler var. Biz onlara bakarak bir varsayımda bulunuyoruz. En yani başta işte bunun destek Almanya'daki örnek bizim için iyi bir örnek. Ee, bizim durumumuz çok da vahim bir durumda değiliz yani. Antalya dediğin gibi evet turizmin çöktüğü yani bütün dünyada alt üst olduğu bir dönemde turizm en azından oradaki otellere biraz daha hani ekonomik anlamda destek olması bakımından belki mantıklı gibi kulağa hoş geliyor ama Az önce de söyledim yani Galatasaray Başkanı İstanbul çıkışı bana çok da şey gelmedi. Şun, şundan dolayı gelmedi. İstanbul imkanı stat bakımından daha mantıklı. Otel e, imkanının da çok fazla e, olduğunu zaten biliyoruz İstanbul'da. Bu arada be, yani belli başlı otellerde zaten insan var. O da e, kendi ülkelerine gidemeyen bazı işte yurt dışı vatandaşları var. Dolayısıyla. E, yani Galatasaray başkanı diyor ki Antalya'da işte olursa ben diyor Türkiye Futbol Federasyonu'ndan bu konuda o zaman bizim işte masalımızı yapacağız. Yardım lazım. yapacağını söyledi kulüplere. Ya, o EFA belli ki O EFA çıkmaz da. Yani bu çırpınışları anlayabiliyorum. O diyor ki kardeşim bu lig oynasın, bu top sürülsün. Yani top durduğu vakit e, futbol durduğu vakit hayat top. duruyor çok ciddi. Ülke e, federasyonları ve takımlar zor durumda. Yani biz kendi ülkemize bakıyoruz. Yani nasıl olsa diyoruz ya devlet yardımı yetişir bir şekilde. E, zor günde devlet... Hiç öyle bir şey yok artık. <laughs> bizde o şey var. Artık öyle bir şey yok. Artık Ama yok. ya elin almanı diyor ki iflas ettim diyor. İflas edeceğim diyor maç oynanmaz İtalyan ıı, diyor ki... Şalke 0-4 etti mesela. Yani, son bizde anda o, bak bizde yine de bir devlet şefkati oluyor hep. Devlet yetişiyor yani. Devlet yardım hep olmuştur. Bak ben size çok da kabul etmiyorum. Aslında istemiyorum. Ben Bana de, göre olmasın yani normal vatandaş nasılsa spor kulüpleri için de öyle olsun şu anda mesela normal vatandaşımıza devletimiz nasıl el uzatıyor yani her ihtiyacı olana şu anda cumhurbaşkanımızın söyle emri, emriyle her yoksul vatandaşımıza her ihtiyacı olana şu anda devletimiz el uzatıyor şimdi böyle bir durumdayız bir buçuk aydır bu süreç bitecek kulüplerimiz zor durumda e ne olacak? Kulübe yardım bak, yap Bir dakika, bir dakika. yardım yapılacak. E kulüp bir ay sonra tekrar aynı seviyeye geliyor ki. Yani bir şey ha, değişmiyor. Bunu diyorum zaten. Ben <laughs> de sana katılıyorum. Bu işi suistimal etmemek lazım. Bir de her seferinde devletten bir şey beklememek lazım. İşte 10 milyarın üzerinde kulüplerimizin borçları var. Ki dövizdeki bu artışla beraber belki de 10 küsur milyar lira ki dört büyükler bunun %80-90'ını oluşturuyor. Daha doğrusu 3 büyükler. Yani Trabzonspor yine azalttı. 3 büyükler sadece 10 milyar lira. Dolayısıyla UEFA'nın e, aldığı ve son 10 günde dikkatimi çeken yoğunluktaki mesajları kardeşim bu futbol oynanmazsa biz batarız, biz biteriz mesajıdır özetle. Ya ben pek öyle algılamadım açıkçası. Yok ama dikkat ya, için ya, tabii ki çok ciddi sıkıntı ama e, OEFA... Bak, Koyun can derdinde Hakan. Koyun can derdinde UEFA. Valla UEFA <laughs> ben seninle neden aynı görüşte değilim? Şunun için aynı görüşte değilim. Mesela UEFA'nın uygulamış olduğu finansal fair play sistemine uyan kulüp şu anda batmıyor. Mesela Trabzonspor. Dün sevgili Sema e, Tuğçe Dikici buradaydı. Anlatıyor. Diyor ki Trabzonspor geçtiğimiz sene şampiyon olamadı. Bu sene baktığımız zaman diyor ligde tribün gelirlerinde en fazla artış ve pay sahibi olan kulüp diyor. Bak tribün geliri var. Store geliri var. Ürün satışından da bahsettik. E, bakıyorsun futbolcu da sattı. Düzlüğe çıktı. Altyapıdan gelen futbolcularla. Trabzonspor'un hakkını teslim ediyoruz. Evet. Aynı şey. Bir abi. örnek Aynı diyoruz. Spor. Hakan bak. Sivas Spor. Hakan. Trabzonspor'a hep övdük. Bütün bir sezon burada. Bu ekranlarda. Benim katıldığım. Ben kendi adıma hep Trabzonspor örnek grup olarak başkanı Sayın Almuc. Örnek başkan olarak. Hatta ileride Türkiye Futbol Federasyonu mutlaka başkan olması gerektiği söyleyen. Yani ilk kişilerden biriyim. Şimdi Trabzonspor örneği evet iyi bir örnek ama e, Trabzonspor e, iyi Evet iyi olması bir tarafa Diğer büyüklerin yanlışlarını da görmezden gelemeyiz Yani o kadar acemice o kadar ciddi büyük hatalar yaptılar ki Trabzonspor'un Çok aman aman bir Şey perform Puan ortalaması var mıdır Baktığımızda Trabzonspor bence Uzak ara yapmalıydı şu ligde Yani Fenerbahçe'nin döküldüğü Galatasaray'ın ilk yarı neredeyse yok olduğu Yani bir sezonda Beşiktaş'ın bu kadar problem yaşadığı ki Abdullah Avcı'yla bir sezonda bence Trabzonspor. Uzak ara yapmalıydı. Yani o fırsatı çok kullanabildiğine de ben inanmıyorum Trabzonspor'un. işin futbol yönü farklı, ben baktım, ekonomik yönü farklı ama. Fenerbahçe'nin en kötü hali. Fenerbahçe iki yıldır hakikaten çok kötü. Yani e, onların içinde bulunduğu durum da biraz Trabzonspor'un. Peki, şimdi o zaman ben sana şu soruyu soruyorum. Fenerbahçe'de en yüksek ücret alan futbolcu kim? Şu an mı? Evet. Max Kruse Max Kruse 3 küsur alıyor galiba. 3.2 falan 3.2 alıyor. Düşürdüler ama Fenerbahçe o konuda biraz daha bu tamam. sezon frene bastı. Falcao ne kadar alıyor? Kağıt üzerinde 5 ama primiyle şu suyla bu suyla beraber 6.5 idi. Şimdi Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ne gidemezse seneye Falcao'nun parasını ödeyebilir mi? Ödeyemez. Daha doğrusu şimdi ben sana başka bir senaryo. O zaman yani. Hakan demek sana başka ki, bir senaryo. Demek ki bu transferler aynısını Beşiktaş yaptı. Bak, Pepe'ler, Negredo'lar başka ve biz... şu anda gelinen nokta ortada Beşiktaş'ta. Evet. Yani Galatasaray'ı da bu son bekliyor gibi gözüküyor eğer Şampiyonlar Ligi'ne gidemez. Şimdi Galatasaray Beşiktaş 80 küsur 90'ları gördüğü maaş sen yani takım yükünde Galatasaray en azından bir nebze olsun indirdi. Yani şu an 63 milyon euroya indirdi ki e, Sayın Başkanım Mustafa Cengiz'in açıklamalarından da görüyoruz ki biz bu rakamı 50 milyona falan düşürmeye çalışıyoruz. Galatasaray'da şöyle bir orantısızlık ve dengesizlik var Hakan. En öndeki adam kim? Falcao. Ne kadar alıyor? 6,5-7 diyelim değil mi? primleri şunları, bonusları da vesaire. Arkada oynayan marka 900 bin euro oynuyor. Luyendama 1 milyon oynuyor. Ömer Bayram 400 bin euroya oynuyor. Ee, şimdi Lemina? Lemina 1.5-2. Lemina şeyi Feguli. yüksek. Feguli yüksek. 3.5-4. Belhanda. Belhanda keza öyle. Şey de öyle. Ee, Mustara da öyle. Ama son dönem transferlerine bakacak olursak. E, Luyendama Marko 1 milyon euro. Ömer Bayram 400 bin euro. Sarakçi 600-700 bin euro. euro, 700 bin euro. Şimdi bir tarafta az alanlar, bir tarafta çok alanlar. Şimdi bunun bir standartı var. Şimdi Galatasaray'da bundan ee, evet yani son iki sezonki kadroya, Şampiyonlar Ligi gelirden vesaire baktığımızda Galatasaray'da oynamanın bir skalası vardı. Yani neydi bu? 2 milyon euro. Galatasaray orta sahasında oynuyorsanız 2 milyon euro alırsınız. O değişti artık. Şimdi sana katılıyorum ama şöyle de bir denklem var. Şimdi Türkiye Ligi'nde ee, muhtemel şampiyonluk adayları kimlerdir Hakan? Basit bir soru ya Galatasaray, Konuklarımız Fenerbahçe Konuklarımız hazırlandılar Konuklarımız geldi Hiç wow, özel konuklar Çok özel konuklar var Birazdan e, UEFA konusuna Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor Diğer kulüp takımları gireceğiz Unutturma ama gideceğiz. güzel bir örneğin var ee, İnanın var. bence e, Türk futbol tarihine Adlarını altın harflerle yazdıran iki isim bizlerle işte Osman Çakmak hocam ve Rahmi Özcan, Amput Emili takımımızın kaptanı. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Hakan hoş bulduk. abi, iyi akşamlar. Merhabalar, hoş geldiniz İyi hocam. akşamlar. Neler yapıyorsunuz Osman hocam? Çalıştırıyor musun bunları evde? <laughs> e, Nevzat abimle de iyi akşamlar. Tabii ki Hakan abi, öncelikle e, Türk milletinin 1920 yılından bugüne kadar Bizlere yaşatmış olduğu coşkudan dolayı herkese çok teşekkür ediyorum. 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramımızı en içten dileklerimle takımım ve camiam adına kutluyorum. Aynı zamanda iki e, güzel günü bir anda yaşıyoruz. E, i̇nşallah yarın mübarek Ramazan günü evet. e, tüm e, Müslüman alemin, İslam aleminin ve Türkiye'nin e, Ramazan'ı Allah bizi kavuşturduğu için şükürler olsun diyorum. Amin. Rahmi Bey sizden de bir mesaj alalım. Valla abi e, öncelikle iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. E, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızı önce kendi kızımı sonra e, bütün ülkemizin evlatlarının. O gelecek. O kızı bir görebilelim Mesela, o zaman Rahmi. <gülüyor> Senin <gülüyor> ülke oldu. ufak. Osman Hocamın oğlunu gördüm, kızını gördüm. Onlar artık büyüdüler. Senin ufaklığı görmek istiyoruz. Abi şimdi uyku modunda. Saat geç oldu biliyorsun. <laughs> Erken saatlerde yayın yaparsak inşallah o zamana göstereyim. <laughs> tamam. Sözümüz olsun. Şimdi Osman Hocam hepimiz evdeyiz. Çok e, evet. zor günler geçiriyoruz. Allah hepimize yardımcı olsun. Sayın Bakanımız açıklamalar yapıyor. Onun direktifleriyle evdeyiz. Sen de evden Rahmi'ye diğer futbolcularımıza antrenman yaptırıyorsun. Rahmi kaptan artık biraz daha kaytaramaz diye düşünüyorum. Ama Fatih'in <laughs> Bala... Barış'ın kaytardığını düşünüyorum hocam. Hocam, Hakan abi ben de aynı şeyleri söyleyeceğim ama gerçekten o Avrupa Şampiyonasından sonra Ram kaptanımız da olsun Barış Fatih diğer tüm sporcu kardeşlerimle beraber.